Merhaba arkadaşlar. 3. ünite 25. ders faiz problemleri. Faiz problemleri çözülürken arkadaşlar bir önceki konuda görmüş olduğumuz yüzde hesaplamalarından faydalanıyoruz zaten. Yaptığımız olay şu. Bakın 1200 TL yıllık %30 faiz oranıyla bankaya yatırıldıysa şöyle düşünmek lazım hemen. Diyoruz ki demek ki 1200 TL'nin %30'unu hesaplayacağız. %30'unu hesaplamak demek de arkadaşlar 30 bölü 100 ile çarpmak demek. Çarptığımızda 36 TL. Bu kimmiş arkadaşlar bizim için? Yıllık faiz. Ama 2 yılda kaç TL faiz getirir diye sorduğu için de ne yapıyorum? 1 yılda 36 TL getiriyorsa 2 yılda da 36 çarpı 2'den 72 TL getireceğini söyleyeceğiz. 1 yılın 12 ay olduğunu, 1 yılın matematiksel hesaplarda 360 gün olarak hesaplandığını unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim. 2400 TL yıllık %20 faiz oranıyla bankaya yatırılıyor. Bir yılda getirdiği faiz. Hemen yapacağımız işlem belli. 2400 çarpı %20'si 20 bölü 100 diyoruz. Şunlar gidiyor arkadaşlar. Şunlar da gidiyor. 24 çarpı 20'de 480 TL getiriyormuş arkadaşlar bir yılda. Ama bize derse ki 3 yılda. 1 yılda 480 getiriyorsa 480'i 3 ile çarpacağız arkadaşlar. 1440 TL getirdiğini söyleyeceğiz. Hemen devam ediyoruz. 5 ayda diyor. Hemen burada da şöyle düşünüyoruz. 12 ayda arkadaşlar şayet 480 TL getiriyorsa bu. Bir ayda ne kadar getirir? Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde gördüğünüz gibi bir ayda 40 TL getirir. 5 ayı sorduğuna göre 5 ile genişlettiğimizde tekrardan 40 çarpı 5'ten arkadaşlar 200 TL kar getireceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Faiz getireceğini söyleyebiliriz. 72 günde. Burada da şöyle düşünüyoruz hemen. 360 günde ne kadar getiriyordu bizim için? Buyurun söyleyin. 480 TL getiriyordu. 72 günde ne kadar getirir diye soracağız. X. Orantı da yapabiliriz arkadaşlar. Çapraz çarpım. Ama tavsiyem şudur. 360-480. Birer tane sıfır silince ne oluyor? 36 günde 48 TL getiriyor. 72'de 36'nın 2 katı. 48'in 2 katını alırsak arkadaşlar x'imiz de 96 TL olacak diyebiliriz. Geçelim. 800 TL. Aylık %2 faiz oranıyla 5 ayda diyor. Hemen ne yapacağız? 800'ün önce %2'sini hesaplayalım. 2 bölü 100 dersek. Gider. 2 çarpı 8'den 16 TL karşımıza gelir diyeceğiz. Geçelim. Yıllık %12'den bankaya yatırılan kaç TL'nin 4 yıllık faizi 288 TL eder? Hemen 1 yıllık faizine bakacağız önce. 4 yıllık 288 ise 288 bölü 4'ten arkadaşlar kim gelecek karşımıza? 72 TL. Demek ki 1 yılda 72 TL kar getiriyormuş. Ney? %12'si. Hangi paranın? X liranın. X çarpı 12 bölü 100'ün kim olduğunu? 72 olduğunu söyleyeceğiz. Şunları sadeleştiriyoruz. Burada 6 kalıyor. 6 ile 100'ün çarpımı arkadaşlar. X'imiz 600 TL imiş. Demek ki 600 liranın yıllık %12 faizi 72 lira. 4 yıllık faizi de arkadaşlar 288 TL'dir diyeceğiz. Geçelim. Kaç TL'nin %20'den 2 aylık faizi arkadaşlar 60 TL'dir diyor. Şimdi 2 aylık faizi 60 ise hemen düşünelim. 1 aylık faizi ne olacak? 1 aylık faizi 30 TL olacak. 1 aylık faizi 30 TL ise 1 yıllık yani 12 aylık faizi ne olacak? 12 ile çarparsak arkadaşlar 360 TL olduğunu söyleyeceğiz. Hemen XTL'nin %20 faizi 360 TL'ye tekabül ediyorsa şu 20 ile 360'ı sadeleştirdiğimizde 180 kalır. Payda 1, içler dışlar çarpımı yapınca x'in 20'nin ve 1'in çarpımı x, 100 ile 180'in çarpımı 180'i yazıyorum, 2 ile 0 atıyorum, 18 bin lira. Demek ki 18 bin liranın yıllık faizi arkadaşlar bizim için 360 TL oluyormuş. Demek ki aylık faizde arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen nedir diyeceğiz. Şurada 18 kalıyor. Bir sıfır da buradan aldım. 1800 TL'nin yıllık faizi 360 TL. 2 aylık faizi de 60 TL'dir diyeceğiz. Gelsin. %8'den 4 yıllığına bankaya yatırılan. Şimdi 4000 TL. %8 diyor. Hesapladık. 1, 2 gitti. 40 çarpı 8'den 320. Bu 1 yıl arkadaşlar. Ama bize ne diyor? 4 yıllığına yatırıldı diyor. 320 ile 4'ü çarpacak olursak kim gelecek? 128. Bir de 0 koyuyoruz. 1280 TL kar getirecektir, faiz getirecektir diyelim. Bankaya yatırılan 1500 TL.
%24'ten 75 gün sonra kaç TL olarak çekilir diyor. Hemen %24'ünü bir hesaplayacağız. 1500 çarpı 24 bölü 100 şeklinde düşünelim. Şunlar gidiyor arkadaşlar. 15 çarpı 24, 360 TL olarak karşımıza geliyor. Bu bir yıl, yani 360 günlük neyimiz? Faizimiz. 360 günde 360 TL geliyorsa bir günde arkadaşlar 1 TL geldiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. 75 gün sonra dediğine göre demek ki 75 günde ne olacak arkadaşlar? 75 TL faiz getirecek bu. Ne kadar çekilir? 1500 lira yatırdım. 75 TL de üzerine geldi. 1500 artı 75'ten 1575 TL olarak çekildiğini söyleyebiliriz. Geçelim. Yıllık %20 faiz oranıyla bankaya yatırılan bir para kaç yıl sonra kendisi kadar faiz getirir? Şimdi arkadaşlar hemen şöyle düşüneceğiz. X kadar elimizde bir paramız var. %20'sini hesaplarsak sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 değil mi? Evet. Demek ki arkadaşlar bir yılda bir para %20 faizle 5'te 1'i kadar ne yapıyor? Faiz getiriyor. 5'te 1'i kadarsa demek ki 5 yılda ne olacaktır? 5 yılda da arkadaşlar X kadar, yani kendisi kadar faiz getirecektir diyeceğiz. Geçeyim. Bir fatura için aylık %1,5 gecikme faizi uygulanıyormuş arkadaşlar. Hemen geliyoruz. 300 TL'nin hesaplayalım. 1,5 bölü 100 olduğunu söyleyelim. Şunlar gitsin. 3 ile 1,5'u çarparsak 4,5 TL faiz ödüyoruz. Nere için? 1 ay için arkadaşlar. Hemen 3 aylığını sorduğu için bize ne diyeceğiz? 3 çarpı 4,5 dersek kendisi 13,5 TL gecikme faizi ödeyeceğimizi söyleyebiliriz. Geçelim. Aylık %4 faiz oranı ile bankaya yatırılan 3000 TL. Hemen ne diyeceğiz? 3000 çarpı 4 bölü 100. Şunlar gider. 30 çarpı 4'ten de 120 TL ne olacak arkadaşlar? Bu 1 aylık faizi. 2 aylık faiz kim olacak? 240 TL. Bize diyor ki paramız ne kadar olur? Elimizde 3000 liramız vardı. 240 daha ekleyince 3240 TL olarak bu parayı çekeceğimizi söyleyebiliriz. Geçelim. Alıştırma. Yıllık %20 faizle bankaya yatırılan 2400 TL. Hemen yıllığı hesaplayacağız. 2400 çarpı 20 bölü 100 diyelim. Hemen şuradan 2 sıfırımız gider. 480 TL getirirmiş. Ne için arkadaşlar? 1 yıl için. 3 yılda ne getirir arkadaşlar? 480 çarpı 3'ten 1440 TL faiz getirir. Ne kadar zamanda? 3 yılda diyebiliriz arkadaşlar. Geçelim. Şimdi 5 ayda kaç TL faiz getirir diyor. Hemen bunu şöyle düşüneceğiz. B şıkkını cevaplıyoruz önce. 12 ayda 480 TL getiriyorsa bu adam, 12'ye böldüğümüzde 1 ayda demek ki ne kadar getirecek? 40 TL faiz getirecek. 5 ayda ne kadar getirir diye düşüneceğiz. Hemen 5 ile genişletirsek arkadaşlar, demek ki 200 TL faiz getirecek diyeceğiz. Hemen devam ediyorum. 360 günde arkadaşlar 480 TL faiz getiren bu para 90 günde daha az getirecek, bildiğiniz gibi x diyoruz. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpımı yapıyoruz. Ama benim tavsiyem şu. Bakın 4'te 1'i 4'te 1 olacak. X'imiz 120 TL 90 günde arkadaşlar ne yapacaktır? Faiz getirecektir diyebiliriz. Gelelim. Aylık %1,5 faizle bankaya yatırılan 36 bin. 36 bin ana paramız. Çarpı diyeceğiz arkadaşlar. 1,5 bölü 100. Yani şunu kaldırdığımızda 15 bölü 1000. 1, 2, 3 sıfırımız gider. 3 sıfırımız gidiyor. 15 ile çarparsak arkadaşlar kim olacak? 54 mü? Hayır. 540 TL arkadaşlar. %1,5 faizle ne yapıyor? 540 TL faiz getiriyor. 36 bin paramız vardı. 540 daha ekleyince 36.540 TL para getireceğini söyleyebiliriz. Geçelim. Bir miktar para günlük
Ne oluyor arkadaşlar? %0,05 faizle bankaya yatırılıyor. 48 günde arkadaşlar 960 TL getiriyorsa. Hemen diyorum ki 48 günde eğer bu 960 TL getiriyorsa bir günde ne kadar getirecek diye düşünüyoruz. Hemen 48'e bölersek 20 TL getirir. Yani hangi paranın x'in 0,05 bölü 100'ü nedir diyeceğiz? 20 bölü 1'e tekabül eder. Hemen ne yapalım? Şunlardan kurtulmak için aşağıya 2 sıfır atalım. Şunları gönderelim. Buradan sonra içler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar 5x neye eşit oldu bizim için? 1'in, 5'in ve x'in toplamı 20 ile 10.000'in çarpımına 200.000 arkadaşlar tekabül eder bu. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'imizin de 40.000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim. Bir doğal gaz faturasına ödemenin geciktiği her ay %8 faiz uygulanıyor. 5. ay geç ödenen doğal gaz faturası 30 TL gecikme faizi uygulanıyorsa, 5 ay 30 TL ise 1 ay ne olacak arkadaşlar? 6 TL gecikme faizi uygulanacak. Buradan sonra da fatura tutarı soruluyor bize. Fatura tutarımız x. %8'i 8 bölü 100 neye tekabül ediyormuş arkadaşlar? 6 TL'yi. İçler dışlar çarpımı yapalım. 8 çarpı x çarpı 1, 8x. 6 ile 100'ün çarpımı 600'e eşit oluyor. X'imiz nedir arkadaşlar bizim? 600 bölü 8. Önce 4 ile sadeleştirsek 150 bölü 2, yani karşımıza 75 çıkar diyebiliriz. Geçelim. Son sorumuz, bankaya yatırılan 50 bin liranın %40'ı, %20'den, geri kalanı %10'dan bankaya yatırılıyor. 50 bin liranın önce %40'ını hesaplayacağız. 50 bin, diyeceğiz ki arkadaşlar, 40 bölü 100. Şuradan birer tane gitsin, birer de buradan gitsin sıfırımız. 5 bin ile 4'ü çarparsak 20 bin. Yani bu paranın 20 bin lirası arkadaşlar, 20 bin lirası %20 faizle yatırılıyor. Kalanı da tamamı 50 bin olduğu için 30 bin lirası da arkadaşlar %10'la faize yatırılıyor. 20 binin %20'sini hesaplayalım. 20 bin çarpı 20 bölü 100. Hemen 1, 2, 1 sıfırları götürdük. Elde kalan arkadaşlar 2000 ile 2'yi çarparsak 4000 TL birinci faizimiz arkadaşlar. Devam ediyorum. 30 binin %10'unu hesaplıyoruz. 30 bin çarpı 10 bölü 100 dersek arkadaşlar şunlar gidiyor. 3000 de ikinci taraftan faiz geliyor. İkinci faiz olarak ifade edelim bunu da. Şimdi bakın 4000 birinci paradan, 3000 ikinci paradan ne kadar faiz geldi? 7000. Ana paramız da 50 bindi. Ne kadar çekeceğiz arkadaşlar? 57 bin olarak bu parayı geri çekebiliriz diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.